Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Uzay araştırmaları veya uzay teknolojileri Türkiye için tıpkı nükleer enerji gibi geç kalmış bir öyküdür. Esasında bu ülke 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bu işlere başlamamalıydı. 20. yüzyılda nükleer enerjinin önem kazandığı bir dönemde nükleer santrallerimiz olmalıydı. Ve o santralleri bizzat kendimiz yaparak, kendi teknolojimizi geliştirerek, kendi elemanlarımızla yürütmemiz gerekirdi. Aynı şekilde uzay teknolojileri nedense 70'li yıllarda şöyle bir laf vardı. Herkes aya, biz yaya falan. Böyle hani Türkiye'nin uzay çalışmalarında sanki başarısız olamayacağını ifade eden cümlelerdi. Oysa ben her zaman şunu söylemişimdir. Teknik açıdan denizaltı yapan her millet uzay aracı yapabilir. Çünkü denizaltı sistemi ile uzay aracı sistemi arasında bir fark yoktur. İkisi de insanoğlu açısından yaban diye adlandırabileceğimiz, yani bir insanın yaşamasının imkanının olmadığı alanlarda insanı canlı tutan varlıklardır ve araçlardır. Yani insan suda yaşayamaz, suyun altında yaşayamaz, suyun 3000 metre, 2000 metre altına inemez. Ama bir denizaltı onu indirir. Uzayda yaşayamayız. Ama sonuç itibariyle aynı mantık içinde yapılmış bir insanı saklayabilecek kimlik taşıyan bir uzay aracı sizi Mars'a kadar götürebilir. Olay budur. İşi büyütmemek lazım. Türkiye küresel emperyalizm tarafından, yani Soğuk Savaş yıllarında kader birliği ettiği Batı emperyalizmi tarafından bazı konularda bastırılmış bir devlettir. Savunma sanayimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk 15 yılında Cumhuriyet'in altyapısını attığı savunma sanayimizin bile NATO'ya girdikten sonra nasıl yok edildiğini ve ancak 1978 yılındaki Amerikan silah ambargosundan sonra aklımızın başına geldiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi durum budur. O yüzden efendim Alper Gezer Avcı Axios 3'le oraya gitmeli miydi? 55 milyon dolar lazım mıydı? Hiç öyle şeylere bakmayın arkadaşlar. Bu işler adım adım olur. Efendim bu iyi bir misyon mudur bilemem. Ama sonuç itibariyle Türkiye eğer bir uzay endüstrisine kapısını açmak istiyorsa bazı adımları atması gerekir. Aynı ekipte İspanyol var, İtalyan var. Yani onlar da batılı devletlerin adamları. Demek ki oraya çıkınca bir işler yapılıyor. Böyle de bir durum var. Şimdi Alper Gezer Avcı güzel bir başlangıç yaptı. Şöyle bir girişle girdi olaya. Canlı yayında Türkiye'nin insanlığı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda yüce atamızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü istikbal göklerdedir. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir başlangıç. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli bir subayına yakışan bir davranış. Alper Gezer Avcı esasında bu açıklamasıyla belki de Atlantik ötesindeki bir takım adamlara da bir takım laflar ediyor olabilirdi. Çünkü Alper Gezer Avcı'nı daha gencecik bir kurmay olarak FETÖ kumpasları sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmış olduğunu öğrenmekten şok geçirdik. 10 Haber internet sitesi muhabiri Ersin Eroğlu'nun haberini şu ana kadar kimse yalanlamadığı için ben de naçizane bu bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. 12 Kasım 2012'de Alper Gezer Avcı İzmir casusluk davası iddianamesinde adı geçtiği için, bakın sanık olduğu için değil, adı geçtiği için
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önce idari soruşturmaya giriyor. Devamında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç ediliyor. İzmir, İstanbul casusluk davaları tıpkı Balyoz ve Ergenekon ve diğer kumpas davaları gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü kadrolarının Amerika Birleşik Devletleri'nin hazırladığı liste çerçevesinde. Tetikçisi, FETÖ savcısı ve hakimleriyle ve FETÖ bağımlısı medyayla gerçekleştirilmiş yumuşak soft cap, yumuşak darbedir. Zaten o yumuşak darbenin devamını 15 Temmuz 2016'da yaşadık silahlı olarak. 251 vatandaşımızı şehit verdik. Binlercesini de verebilirdik. Allah'tan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı kurmaylarının büyük bir kısmı karargahlarda önlerine konulan sahte emirleri dinlemediler de o yüzden bu kadarla atlatabildik biz 15 Temmuz 2016'yı. Şimdi Alper Gezer Avcı'nın İzmir casusluk skandalı veyahut davası çerçevesinde bu üniformasını tam 8 yıl boyunca kaybetmesi bile Türkiye'nin Amerikan emperyalizmi ve onun tetikçisi Pensilvanya'daki ağlak imamın FETÖ'cüleri yüzünden nasıl büyük bir kumpas içinden, nasıl büyük bir yıkımın içinden çıktığını göstermesi bakımından önemlidir. Bakın, FETÖ'cüleri suçluyoruz ama bu davaların o noktaya gelmesi, bu davaların açılmasında tüm siyasi kadroların ve bu davaları kullanarak insanları yok etmede adeta bir hamur makinesi gibi döndürülen medyanın büyük suçu vardır. O davaların savcılarının iddianameleriyle kimlerin iplerinin çekildiğini, hangi köşe yazarlarının onların peşine düştüğünü, hangi daha sonradan siyasetçi olmuş gazetecilerin kitaplar yazdığını hepimiz biliyoruz. Bunların hepsini beraber yaşadık. İşte Alper Gezer Avcı esasında bir örnek. Bugün Adana'da filo eğitim komutanlığı yapan, 2020 yılında açtığı davayı kazanarak, kazanarak tekrar şerefli üniformasına kavuşan bir askerden söz ediyoruz. Böyle bir şey. Çünkü bu Balyoz Ergenekon, İzmir, İstanbul casusluk ve diğer bütün kumpas davaları o gerizekalı savcıların kendi başlarına buldukları isimler üzerinden gitmedi. Onlara Amerika Birleşik Devletleri, Pentagon, bu isimleri yok edeceksiniz. Bu isimlerin Türkiye Cumhuriyeti içindeki varlığı bizim emperyal hedeflerimize engel oluyor. Kuvayi Milliye ruhunun Türk Silahlı Kuvvetlerinden yok edilmesi gerekir talimatı ile yaptılar. Cem Gürdeniz, tüm amiraldi. Türk donanmasını yetiştirdiği en kıymetli isimlerden biridir. Mavi Vatan kavramının oluşmasına yol açan bir şahıstan bahsediyorum. 2011 yılında Balyoz Kumpası davasında 18 yıla mahkum ettiler. 3,5 yıl Cem Gürdeniz 3,5 yıl hapis yattı. Şimdi laf aldığı zaman Mavi Vatan'ın savunucusuyuz diyen bazı medya ve siyasiler Cem Gürdeniz gibi bir adamın 3,5 yıl kodeste yatmasına izin verdiler. İşte Alper Gezer Avcı'yı yukarıda orada seyrederken, izlerken yakın tarihimizde yaşanılmış bütün ihanetleri unutmayın. Bu ihanetler bizi 15 Temmuz 2016'ya taşıdı. Oradan büyük ekonomik yıkımlara taşıdı ve içinden çıkılmaz sorunlara taşıdı. Eğer siz ülkenizin kurucu kavramlarıyla çatışırsanız zaten millet olarak başınıza gelecek de budur. Hoşça kalın.